Tunca Amerika ve Rusya gizli müttefik mi? TSK üçüncüsü halen devam eden pençe harekatlarıyla bazı yerlerde 30 kilometre derinliği geçen güvenli bölgeleri Kuzey Irak'ta fiili olarak gerçekleştirdi. Fırat'ın doğusuna dönük güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında da Türk ve Amerikalı komutanların katılımıyla ilk ortak helikopter uçuşu yapıldı. Tabi bu YPG PKK sorunu çözüldü anlamına gelmiyor çünkü derinlik ve kontrolün kimde olacağı noktaları hala flu. Dolayısıyla da TSK'nın tek başına operasyon seçeneği her an olası. Bu arada da Fırat'ın batısında İdlib'deki sıcak gelişmeler nedeniyle de gerilim had safhada. Dolayısıyla da tüm dikkatler yarın gerçekleşecek olan Erdoğan-Putin zirvesinde. Yani Türkiye kendisine yönelik tehditleri bertaraf etme konusundaki kararlılığını hem sahada hem de masada çok net ortaya koyduğu koyuyor. Üstelik de Amerika ve Rusya'ya rağmen. Çünkü her ikisi de bir yandan Türkiye ile müttefik gibi davranıyor, diğer yandan da biri terör örgütü YPG PKK'yı, diğeri Suriye rejimini kullanarak kendi çıkarlarına dönük çalışıyor. Dahası her ikisi arasında sanki gizliden bir müttefiklik havası da var gibi. Gerçekten böyle bir durum yani Amerika ile Rusya arasında bir gizli mutabakat söz konusu olabilir mi? Soruya Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanı emekli kor general İsmail Hakkı Pekin yanıt veriyor. Bir anlayış birliği olabilir. Birbirlerine dokunmamak gibi. Soğuk savaş döneminde de böyleydi. Mümkün olduğu kadar birbirlerine dokunmuyorlardı. Ama birbirlerinin sahalarına girmeden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. O sahaya giren olursa onları bir şekilde elimine ediyorlar. Mesela Rusya'da, Amerika'da, Türkiye'nin masada çok fazla etkili olmasını istemiyor. İkisi de bu konuda hemfikir o zaman. Evet ikisi de Türkiye'nin masada etkili olmasını istemiyor. Bir diğer konuda birbirlerine açıktan değil, başka ülkeleri istihbarat örgütlerini kullanarak müdahale ediyorlar. Dolayısıyla Fırat'ın batısında Rusya, Fırat'ın doğusunda da Amerika etkili buralara başkaları tarafından bir müdahale olduğu zaman iki devlet de bu duruma karşı çıkıyor bir şekilde bu müdahaleyi önlüyorlar. Yani mesela Rusya Türkiye ile birlikte olup böyle bir müdahale yapalım diye düşünmüyor. Eğer Türkiye Fırat'ın doğusuna tek başına müdahale etseydi Amerika ile arası açılacaktı ve Rusya ile Türkiye yakınlaşması olacaktı ama buna rağmen Türkiye orada kalır mıydı Rusya onu destekler miydi sonuna kadar o da meçhul. Hiç kimse açıktan Türkiye'nin yanındayız demiyor yani demiyorlar. Aralarında zımni bir anlaşma olduğu açık. Yani herkesin kendi hakimiyet alanına diğer ülkelerin girmesini engellemeye çalıştıklarını görüyoruz. Fırat'ın doğusuna dönük güvenli bölge gelişmeleri ile İdlib'deki gerilimin birbiriyle bağlantılı olduğunu belirten Pekin devam ediyor. Türkiye o bölgede güçlenirse yani güvenli bölge olarak gerçekten istediklerini elde etti o bölgede. PYD YPY'yi durdurdu ve Fırat'ın doğusunda söz sahibi oldu. Afrin Cerablus Elbap tarafını zaten aldı. İdlib'de de Rusya ile birlikte bir ateşkes ya da çatışmasızlık bölgesi ilan etti. Oradaki HTŞ'yi falan kontrol altına aldı. O zaman masada bayağı güçlü bir hale gelir Türkiye. Bunu istemediler buna mani oldular. Bu noktada anlaşmış olabilirler anlamında mı? Olabilirler tabii. Bu sözlü yazılı değildir ama durumu izah ederler. Dokunmayın der Trump ya da diğer yetkililer. Aynı şey Putin için de geçerli. Dokunmayın böyle kalsın diyebilirler. Arada bir de görüşüyorlar zaten. Her ikisi de Fırat'ın doğusunda ve batısında güçlenen bir Türkiye istemiyor yani. Evet istemiyorlar. Bu açık ve net. Çünkü sahada çok güçlü olan bir Türkiye masada da istediğini alabilir korkuları o. Mümkün olduğu kadar masaya bile sokmak istemiyorlar Türkiye'yi ellerinden gelse. Peki böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil tabii. Türkiye masada olmazsa olmaz. Tunca Bengin Milliyet